Namı değer mızrak. Öyle söyleyeyim. Öldürün lan beni. Beni diyor 7.65 ile vurun. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu seferki videomuzda Yunus Emre Mızrak abimizi tanıyacağız. Onunla ilgili bilgiler edineceğiz. Bu seferimiz Anamur'dan İzmir'e olacak. Anamur videosu vardı daha önce çektiğimiz. Çok bayağı izlenmişti, sevilmişti. Onun bir de ikinci partı da olacak bu videonun içinde. Bakalım nasıl bir video olacak. Hepimiz beraber izleyip göreceğiz. Hadi videoya geçelim. Merhaba. Merhaba baba. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Vallahi bildiğin gibi hep takorat git gel devam ki. Allah kaza bela vermesin. Allah razı olsun, hiç kimse inşallah baba. Eyvallah abi. Bu sefer de seni biraz tanıyalım abi. Ben Yunus Emre Mızrak. Diyarbakır Lice'liyim aslen. 75 senesinde Lice depreminde Muş'a göçen bir ailenin ben subuyum. Dedem Hacı Hanefi Mızrak, babamın dedesi Lice'li Çakırıbu İbrahim Mızrak. Muş kütüklüyüm, Muş doğumluyum ben de. Ama aslımız Diyarbakırlı Celil'dir. Bunu bilmeyenlere de şimdiden buradan bir açıklık getireyim. Çünkü abi sen Muşlusun falan diyenler var. Sen nasıl Diyarbakırlı Celil'sin diyenler var. Aslımız Diyarbakırlıca, aslım İlker'deyim kardeşim. O yüzden aslım Diyarbakır, ben Liceliyim kardeşim. Hatta arabama da Liceli diye yazarım. Bu yüzden. Şu an İzmir'de ikamet ediyorum. Hayatımı orada idame ediyorum. Yaşamım orada sürüyor. Doğuma Kumdak'tan şimdiye kadar da sebze meyve sektörünün içindeyim. Hiç aralık vermedik. Battık, çıktık, inişler oldu, çıkışlar oldu. Ama yolumuza hep devam ettik. Şimdi de Allah'ın verdiğine bir şükür işçi olarak Akaylar firmasında, Hamza Akay'ın yanında tır şoförlüğü, kamyon şoförlüğü yapıyorum. Yine sebze meyve sektörünün içindeyim. Hala çalışıyoruz. Hani alemin dediği jet, benim dediğim jettir baba olayını yaşadığımız yerdeyiz şu an. Bizimki kamyonculuğun biraz daha dışında. Kamyonculuk daha çok araba kullanmak demektir. Arabayı okşamak demektir. Bir malı daha çok, daha geç zamanda eskitmek demektir. Bizde öyle bir şey yok. Biz canını alıyoruz jet dedikleri olayda. Bunu da herkes biliyor zaten. Fazlasıyla yapıyoruz hani. İşimizin hakkı bu. Biz de hakkını veriyoruz, esirgemiyoruz. Bu mecburiyet yani şey değil. Mecburiyet de değil ama bir piyasa olayı var. Bu piyasa olayını karşılamak için, bu piyasa olayının içinde olmak için, bu piyasayı kaçırmamak için, günlük değişen, oynak bir iniş çıkış olan piyasa olduğu için bunu kaçırmamak lazım. Bunu kaçırmamak için de gereği neyse, hakkı neyse vermeye çalışıyoruz. Evet, abi bize bu işe nasıl heveslendiğini, yani bu işe olan sevgini biraz anlatır mısın, biraz bahseder misin? Şimdi bizim ailemizde, biraz önce de söylemiş olduğum gibi, Liceli Hacı İbrahim Mızrak Çakırıbu. Asıl mesleği tüccarlığı, pek yoğun tüccarlığıdır. Tilkici bu diyebilirler. Tilki deresi alıp satarmış. Toplarmış köylerden. İpek yolundan giderilmiş. Ta artık Suudi Arabistan falan o taraflara kadar giderilmiş. Tabi bizim ailemiz Lice'den Muş'a göçünce orada sebze meyve işine başlıyoruz. Bizim de o zamanlardan gelme işte 77 sene, 78 senelerinden gelme. Sebzecilik mazisi var ailemin. Yani biz de tabi bu işin içine doğduk. Gördüğümüz şey havale, çadır, sebze, meyve, tahta kasalar, ip çektim falan filan. Haliyle o zamanki şoförlerin de eline su dökecek şu zamanda insan yok. Bundan da emin olabilirsiniz. Çünkü bütün işlerini kendileri yaparlarmış. Biz mesela şu an arabayı alıyoruz, gidiyoruz aksesuarcıya. O şunu yapar, bu bunu yapar, o tak, bunu tak elektrikçiye. O adamlar öyle değil. Direkt fosforu kendi eliyle çekerler mesela. Biz o adamların yanında gide gele bu işe hasta olduk. Lan sebze meyve apayrı bir hastalık. Bir laf var söylerler. Çürük domatese, soğana, patatese elin değdiyse daha o işten kurtulamazsın. Bizimki de o misal. Daha 3 yaşındayken bizim bir yanımızda çalışan işçi abimiz vardı. Araba indirip bindiren. Ağır işçimiz. Maşallah abi. Şu an kendisi sağdır. Ona da selamlar olsun burada. Muş'ta Muş'a mal yapıyor Mersin'de. O anlatır. Çok diyor ben senin peşinde gezdim. Daha 3 yaşındaydın o zaman. Kaçıp arabalara gelmek için, hale gelmek için evden tek başına gelirdim Muş'ta der. Kale Mahallesi'nde. Bilen iyi bilir. Anlatır hep böyle, duygularım hatta dinlerken de. İşte heves ta çocukluktan gelme. Yani düşünün ki benim anamı sebze yüklü, sebze kasası yüklü arabayla Mersin'e doğuma götürmüşler. Yani bir de işin bu tarafı var. O yüzden benden ne bekleyebilirsiniz kardeşim?
havale, ip, çadır, sebze. Domates, biber, patlıcan. Başka da bir şey olmaz. Ha, ne oldu? Kendi malımızdı, kendi işlerimiz vardı, dükkanlarımız vardı. Ticaretini kendimiz yapıyorduk. Çok şükür. Yapılan hatalar, yanlış kararlar, alınan kararlar sayesinde durumumuz kötüye gitti. İşlerimizi kaybettik, imkanlarımızı kaybettik. Herkes birine dağıldı, amcalarım, ben, babam. Bu şekilde dağılmış olduk. Ya ben gene bırakmadım, sebze meyve sektörü yoksa şoförlük yapmaya başladım. Şoförlüğe hastalık var. Kaç yoruldan beri anlattığım gibi. O şekilde tekrar hayatımıza devam ediyoruz. Bırakacağımı da pek kolay kolay sanmıyorum. Şu an yaşım 35. Hele diyorum 40'a kadar biraz daha sebze yeteneyim. Ne zaman böyle artık yola gitmek zoruma gitti, gidemiyorum. O zaman Avrupa'ya başlarım. Yanıma bakarım. Ha bir de araba nasip olursa alırsak, lafı böyle bir şey nasip ederse, yine yurt içinde bu işleri kolaylarız. Hayırlısıyla inşallah. Yani biraz koşturacağız tabii bu. Sırt ulan, sırıttık seni. Ben diyor 7.65 ya bunu. Kolay kolay can çıkmasın baba. Ya
yapmaz. Şükürüyoruz oğlum ya. Vay limene, vay limene. Geldik Manavgat'ta kendi depomuza. Tabi orada arabamız sarılırken biz biraz istirahat ettik. Ya günlük sefer atıyoruz ama bu günlük seferlerde de hiç uyumuyoruz değil yani. Elbette o araba yüklerken kendi depomuz olduğu için, işçiler de bize ait olduğu için orada ipimizi çekiyorlar. Yardımcı oluyor arkadaşlarımız. İpi sallıyor ve ben gidip çekiyorum ben sonra. Burada bir yarım saat 45 dakika neyse öyle uykumuzu aldık. Kandırdık kendimizi yani. Buradan şimdi hareket edip Manavgat'tan nasip olursa İzmir'e yola çıkacağız. Bu güzergahta işte önümüzde olan Manavgat, Serik, ondan sonra acaba Antalya, Korkuteli, Acıpayam, Serenhisar, Denizli, Nazilli, Aydın, oradan da İzmir istikametinde yol alıp devam edeceğiz. İzmir haline varacağız nasip olursa. Eğer bir aksilik, mani, keder, kaza böyle olmazsa piyasadayız. Derdimiz piyasaya malı getirmek. Bugün erkenciyiz.
elhamdülillah. Çoğu zamanlar geç işiyoruz. Gece saat işte 11'lere buluyor. İşte o piyasa dediğim olay girmek için de bu sefer yırtıyorsun. Jetter baba diyorsun. Uçuyorsun baba. Olay bundan ibaret. Hadi ailesine yola çıkalım inşallah. Hadi kazasız belasız olsun. Çıkış videomuzda bu yolda olan herkese sonra kazasız belasız olsun. Amin, amin abi. Çıkış videomuz da geliyor şimdi bu videodan sonra. Hal girişine gidelim. Hepiniz Allah'a emanet olun baba. Köyün delisini herkes tanıyorsa geldiğini de herkes bizzat bilecek baba. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.